Şimdi gidelim. Savcım, bu ilgaz. Tamam kızım. Tamam, anladım. Gelince konuşalım, olur mu? Annen ona sormadan izin verince gönül koyuyor, biliyorsun. Tamam canım. Hadi öpüyorum. Hayırdır Pars? Yangın mı var bir yerde? Var savcım. Nefesim kesildi. Bu ilgaz dilekçe vermiş. Savcılığa geri dönmek istiyormuş, doğru mu? Sen nereden duydun ya? Benim daha yeni haberim oldu. Ya benim HSK'da çalışan bir arkadaşım var. Bu aradı beni. Gözün aydın dedi. Vallahi gözün filan aydınlanmadı savcım ya. Aksine içim karardı ya. En başta savcılıktan ayrılması hataydı zaten Ilgaz'ın. Sen de aynı kanaatteydin. Ya savcım, sizden rica ediyorum. Dönüyorsa da başka bir bölgeye gönderilsin. Mümkünse de daha düşük bir görevle görevlendirilsin. Orada dolansın havalı havalı ortalıklarda. Neden? Ya savcım, daha geçen de dedim ya. Bu Ilgaz'la ne hat kaldı ne hudut ya. Of. Aramız elektrik teli gibi. Vallahi benim düzenim bozulur ya. Hem insan isteyince, canım istedi ben savcılıktan ayrılıyorum, canım istedi geri döndü mü var bu işin ya? Kabul edilemez. Hem zaten siz de kabul etmezsiniz değil mi savcım? Bak, bana da sordular HSK'dan. Hı? Ben de kadromuzda 5 kişilik savcı açığı var dedim. Sevindim. Ilgaz'ı da yeniden görevine iade edin dedim. Dosyalar yığıldı Pars. Ilgaz hem tecrübeli hem de zehir gibi savcı. Buraya dönmesinde de bence hiçbir mahsuru yok. Gayet makul. Yani savcım? Yanisi Pars'cığım. Ilgazlı günler geri dönüyor. Bak, şimdiden uyarayım. Kavga edip kapıma gelmeyin. Tamam mı? Sakın. Burası okul bahçesi değil. Siz de çocuk değilsiniz. Geçinmenin bir yolunu bulun bir zahmet. Ne yapıyor acaba? Kim? Yekta. Yolun sonu olduğunun farkındadır herhalde. İnşallah biri tutuklu yargılama kararı çıkarsa. Çıkmayabilir biliyorsun. Bence Pars bunun peşini bırakmayacak. Yani biz ipucunu verdik, o devamını getirecek eminim. Bir bakayım ifadesi düşmüş mü o yaptan? Yok ya, gerek yok. Yemeğini ye. Ne sakıncası var? Bir sakıncası yok Ilgaz. Yani yemeğini keyifli bir şekilde ye diye söylüyorum. Merak etmiyor musun yani ne söylemiş, nasıl savunmuş kendini, önemli sonuçta. Yani şu an bir tilmenin sesini duymak istemiyorum gerçekten. Uy, nefretlik. Hem bir yemeği hangi düşünceyle, hangi duyguyla yersen o duygu büyürmüş. Ben yeterince doluyum onlara karşı, o yüzden yiyelim. Öyle olsun bakalım.